Çok yüksek dozda. Çok büyük başarı. Oradaki yarayı Çok büyük tamamen başarı. küçültme şansına sahibiz. Tabii toparlayamadı gelen kişi ve çok şaşırdı. Çünkü dediğim gibi yani çok ciddi O teknolojik da şeylerimiz açık var. böyle bir ameliyat mı o beyindeki? Yok, hayır, ameliyat değil. O da Dıştan şey nokta ışınla, nokta atışla. atış tedaviyle beyinde metastaz olan kişiyi ameliyat olmadan tek bir günde nokta Çok atış büyük tedaviyle başarı hocam. yapabiliyorsunuz, tümörü küçültebiliyorsunuz. Çok büyük başarı gerçekten. Artık hani her zaman dediğimiz gibi tabii ki hafife almamak gerekir. Empati yapmak da gerekiyor. Bütün hastalara da buradan şifalar diliyoruz. Acil acil. Ama kanser ve türlere aslında nezle grip gibi artık hani tedavileri bu kadar kolay. Ve çok fazlasıyla rastlıyoruz hocam. Yani Şimdi işte nezle, göğüs kan, evet. hayır yani şu anlamda onu söyledim. Şimdi bir arkadaşımla karşılaşıyorum. İşte diyor ki göğüs kanseriyim. Artık bu böyle o kadar doğal konuşulmaya Sıklaştı, başlandı, evet. Sıklaştı ki onu Ama iyi bir kastettim. tarafı var. Artık insanlar bu tedavinin çok zor olmadığını biliyorlar. Önümüzdeki günlerde 3 Nisan'da inşallah. Ay Evet. evet hocam lütfen Evet. ondan bahsedelim. Şimdi değerli izleyicilerimiz izin verin ben anlatayım lütfen. Değerli izleyicilerimiz Her Eve Sağlık Programı'nın hafta içi partnerim değerli hocam Tayfun Hancılar çok özel ve dünyada bir ilke İlk, imza. evet. Dünyada bir ilke imza atıyoruz. Hocam bir koro kurdu. Kanser hastası olup kanser tedavisi görüp iyileşen hastalarla muhteşem bir koro. Bir de ilginç olan şu, rock söyleyeceğiz. Rock söylenecek ve ne zaman? 3 3 Nisan'da. Nisan Çarşamba 3 akşamı. Nisan Çarşamba akşamı. Bir vakıf yararına yapılacak Haftaya bir bugün konser. hocam. Evet ve ilginç olan şu, herkes şey zannediyor, sordular hatta dediler çok mu gençler? Hayır dedim, çok genç değiller. Ya, Aralarında kaçırılmaz. 79 yaşında meme tümöründen ameliyatı bitmiş ve iyileşmiş bir hastam çıkıp orada benle birlikte rock müziği söyleyecek. Kesinlikle hocam biz bütün ekip olarak orada en ön sırada sizi izleyeceğiz, Size yok, alkışlayacağız. zaten ekibe yoklama yapacağım. Yoklama aynen öyle ve gerçekten çok büyük bir işe imza atıyorsunuz. Evet. Dünyada bir ilk ve ben şunu da anladım ki demek ki müzik her zaman böyle değil mi? Mesela sanat. Sanat ve iyileştirici özelliği de var. Evet. Yani yoğun bakımda yatan, bitkisel hayatta olan bir hastaya da bir klasik müzik dinlettirdiğiniz zaman tepkileri değişebiliyor, farklı sanat olabiliyor. Son derece önemli. Bir de burada verilmesi gereken mesaj şu. Koroda yer alan bir tane hanımefendinin 3 ayrı bölgede 3 ayrı tümörü çıktı. 3 ayrı yerden tedavi gördü. Şu anda çok iyi ve benle Ay birlikte muhteşem. Sahneye çıkıyor. Yani kanser hiçbir şey engel değildir. Kesinlikle. Yeter ki emin ellerde düzgün tedavinizi yaptırın. Ben hep hastalarıma şunu söyledim. Tedavinin bittiği gün her şeyi unut ve normal yaşamına dön. Evet, hayata merhaba. Hayatla dans etmek Aynen. aslında bir nevi Aynen. de o. Vallahi hocam muhteşem şu 3 Nisan. Bunu da her programımızda her gün yarın da söyleyelim. Söyleyelim. Olur mu? Çünkü gerçekten inanılmaz bir şey imza atıyorsunuz. Ben çok heyecanlanıyorum. Evet, benim de çok büyük bir heyecanlı. Hayalimdi. Çok uzun yıllar önce bu hayali kurmuştum. Ama şey oldu yani şimdi nasip oldu. Ya İnşallah muhteşem. Çok güzel bir konser olacak. Kesinlikle olacak ve biz hep birlikte bütün ekip geleceğiz. Orada kaç kişi oluyor hocam koroda? Koro 10 kişi. 10 kişi. 10 kişi. Hepsi bayanlardan oluşuyor. Hatta bana sordular ya dediler hani erkekler niye erkek nerede? Almadın? Ya dedim erkekler daha zor öğreniyorlar şarkıları. Kadınlar zehir gibi. Samimi söylüyorum ya provamızı işte hocam. Geçenlerde yaptık. Herkes şarkıları dört dörtlük çalışmış. Gayet güzel ezbere söylüyor. Dedim erkeklere şimdi bu ödevi verseydim son güne bırakırlardı. Değil Muhtemelen mi? O yüzden Evet. ben kadın hastalarımla daha memnunum dedim. 10 tane kadın hastamız hepsi meme kanseri tedavisi gördü ve meme kanserinden iyileşmiş hasta grubumuz var. Muhteşem bir şey. Yaşam yani korosu aslında dedik onlara. Yaşam konseri evet. Yaşam korosu. Korosu, yaşam evet. korosu ismi de çok güzel. Evet. Yaşam korosu konseri. Tabii ki her şey bizimle başlıyor gördüğünüz gibi. Hep kadınlar. Yani erkekler maalesef böyle. Erkekler tabii iyi de işte biraz dediğim gibi böyle biz erkekler biliyorsunuz her şeyi son Kıymadık. Dakikaya bırakırız. Evet. Biraz önemsemeyiz o yüzden dedim güvenemedim. Şarkı da çok ciddi bir iş tabii. O yüzden tabii. Kadın hastalarıma verdim ödevi gerçekten dört dörtlük oh, çalışmışlar. Oh rahatladınız o zaman. Hocam tabii ki bir de şey var yani mesela bütün bunlarda da işte herhangi bir şey istikrar ve emin adımlarla kararlı olmak. Yani işte kendinizi rahatsız huzursuz ve rahatsız hissettiğiniz zaman ya da herhangi bir yerinizde bir durum söz konusu, farklı bir durum söz konusu olduğunda karar verip doğru hekim, doğru adrese gitmek bir gerekiyor. Bir de ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela bakın bu kalp krizinde herkes der ki nasıl ayırt edeceğiz? Kalp krizindeki hasta yani kalp krizi geçiren hasta diğer ağrı çeken hastalardan farklıdır.
Böbrek taşının ağrısı biliyorsunuz kalp krizinin ağrısına eşittir. Ama hasta panik halinde değildir. Evet. Ama kalp krizi geçen hasta panik halindedir. Çünkü vücut şunu hisseder, yani kötü bir şey oluyor. Şimdi aslında bir takım şeyler söylüyoruz ya, işte insan vücudu aslında bunu hissediyor. Kişi bir şeyi fark ediyor. Ya diyor, bir tuhaflık var bu işte diyor. Şimdi aslında ben hastalarıma diyorum ki siz buna dikkat edin. Beyninizin bir köşesinde ya bu işte bir tuhaflık var diyorsanız mutlaka hemen acil doktora gidin. Çünkü herkes bana şunu soruyor, yani işte kabızlık, herkes de zaman zaman olur. Her kabızlık mı? Ya diyorum, belli bir yaşın üzerindeyse ve o vücut size o şeyi verdiyse, o alarma, hissi, burada bir tuhaflık var dedirtiyorsa mutlaka doktora. Evet, kadınlar olarak bizde işte en çok bizde görülen hocam meme kanseri. Ve bunu da her banyoda kendimizi kontrol ederek koltuk altlarımızda herhangi bir şişlik ya da ufacık bir ceviz ya da fındık büyüklüğünde herhangi bir kitle varsa mutlaka bir hekime başvurmamız gerekiyor. Bir de hocam mamografi mutlaka ne kadar süreli çektirmeniz? Mamografiyi genellikle 45 yaşın üzerinde öneriyoruz. Yılda bir kere çekilmesi yeterli olur. Daha fazla çektirmeye gerek yok. Ama ailede eğer bir meme kanseri varsa mamografi demeyeyim ama tetkikleri biraz erkene çekmek akıllıca olur. 30 yaşından itibaren tetkiklere başlamak lazım. Vallahi harikasınız hocam. Muhteşem. Orayı mı sevdiniz, burayı mı? Vallahi burası da, yani karşıdan da iyi görünüyorsunuz. Yani yandan da. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii ki 3 dakikamız var. 3 dakikada da hocam ne yapalım? Biraz ödülümüzü konuşalım. Gerçekten çok kısa sürede çok büyük bir başarıya imza attık ekip olarak. Biz aslında dev bir ekibiz. Yani biz ikimiz ekran önündeyiz. Hafta sonunda Mehmet hocamla birlikte her eve sağlık. Aslında en az işi yapan da biziz. Evet, en çok işi yapanlar gizli kahramanlar. Hepsi gerçekten, onlara binlerce teşekkür ediyoruz. Bu ödül onların aslında hakkı. Evet, yani sonuçta sağlık programının asıl temel şeyi, yani hastalara doğru şeyi aktarabilmek. Kesinlikle. Yani çünkü insanlar sahiden de bu tip programlarda şöyle düşünün. Gazeteler bu meme kanserinin üzerine gitmeden önce bir sürü insan birçok şeyi bilmiyordu. Evet. Fakat öyle bir yayın yapıldı ki artık kadınlar gerçekten meme kanseri konusunda çok uyanık. Lenfoma, prostat kanseri, bunların hepsinde artık şeyler çok arttı. Farkındalıklar çok arttı açıkçası. Evet. Bu tür programların da, ben hep aynı şeyi söylüyorum, bu tip programlar aslında birer eğitim. Kesinlikle öyle yani hocam. Halka bir eğitim veriyorsunuz, doğru bilgiler veriyorsunuz. Ve o doğru bilgileri eğer karşıdaki kişi alırsa, o zaman belki de bir takım hayatları kurtarıyorsunuz. Kesinlikle öyle. O yüzden de bu tip programların bu kadar yaygın olması bana göre çok iyi bir şey. Bir de bizim programın da iyi olması da hoş bir duygu. Bir de ödül falan güzel tabii, yani. Tabii. Hocam bir de tabii ki o kadar çok bu hani internet çağı olduğu için herhangi bir şeye, mesela başımız ağrıyor, hemen oturuyoruz. Arama motorundan tık 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 yazıyoruz, karşımıza ne çıkarsa, bak doğru bildiğimiz yanlışlar, oranın etkisinde kalıyoruz. Aslında hep doğru fikirler burada, bu ekranda, her eve sağlıkta diyoruz. Vallahi muhteşem bir gündü hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür verdiğiniz ediyorum. Bilgiler için. Herkesi de Yaşam Korosu'nun konserine 3 Nisan akşamı Beşiktaş'ta olacak. Lütfen bunu söyleyelim. Yarın da söyleyelim. Öbürsü gün. Her gün söyleyelim. Orada gerçekten hayata 4 elle değil 8 elle tutulmuş insanların bana göre çok büyük bir başarılarıdır. Çok yani, büyük hocam. Bir de ilginç olan, dediğin gibi yani rock söylemeleri sadece... Çok merak ediyorum. Daha detay vermeyin lütfen. Biraz sürpriz olsun. Harikasınız hocam. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili seyirciler, bugün de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımız adına hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.